Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım, böyle bir günde burada bulunmanızdan derneğimiz ve konuklarımızın beklediği mesajları herhalde vereceğimizi umut etmekteyiz. Bu konuda tüketici konularıyla ilgili sorumlu olan ilgili Bakanlık Ekonomi Enerji Bakanlığı değerli bakanımız Hasan Taşoğlu'nun bu konuda söyleyecekleri, vereceği mesajı da muhakkak ben de merak etmekteyim. Kendisini hitap etmek için üzere huzurunuza davet ediyorum. Sağ olun var olun. Sayın Başbakanım, kıymetli milletvekillerimiz ve tüm katılımcılar, tabii ki tüketici deyince esasında tüm halkımız. Tüketicinin hakkını korumak hepimizin ayrı görevi, sorumluluğu. Her ne kadar da birçok şeyde o dikkatleri daha yeni, az önce Hasan Bey'in söylemiş olduğu gibi bazı olayları yeniden gündeme getirip yeni yeni öğrenmeye başlasak da ülke içerisinde bunların uygulaması şart. Ürün güvenliği uzun zaman önce meclisimizden geçmiş, uygulamaya girmiş. Ancak buna bağlı olan 23 tane tüzüğün henüz daha 8 veyahut da 9 tanesi tamamen onaylanmış durumda bakanlar bundan. Tümü değil. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları, Türkiye ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Özellikle çocukların kullanmış olduğu oyuncaklarda biz en fazla önemi arz ediyoruz. Onların içerisindeki boya ve diğer malzemelerin neler olduğunu, neler yapıldığını ve bunların kalite bilgilerinin ne olması gerektiğini hepsini dikkate getirmeye çalışıyoruz. Ve onun dışında diğer ürünlerinde kalite kontrolü, kullanım şekli üzerindeki etiketinin ne olması gerektiğini yakın ticaretlerimiz tarafından denetleyip bakıyoruz. Esasında burada bir taraftan tüketiciyi korurken diğer bir yandan da esnafımıza, ticaret insanımıza zorluklar da yaratıyoruz. Ama bu zorluklar hepimizin mutlak mutluluğu için. Sonuçta hepsinin o kaliteli ürünü alabilmesi için ve doğru kullanımın sağlanabilmesi için yapılan bir çalışma. Onun için sadece ürün güvenliği deyip geçmiyor. Esasında ürün güvenliği hepimizin sağlığını ilgilendiren bir konudur. Bu sağlığı ilgilendiren konuda da biz içerik ne isterse olsun, gereği neyse onu ortaya koyarak etiketinden ta ki ürünün denetimine kadar olan kısmı gündemde kalması gerekir. Eksikler vardır, birçok eksiğimiz vardır. Özellikle bir ürünün laboratuvardan geçebilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Yasa geçtikten sonra ülkemizde. Bunun için yaklaşık 7,5 milyon euroluk bir yatırım gerekmektedir. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda Avrupa Birliği ile bu çalışmayı gündeme getiriyoruz. Ve Avrupa Birliği'nden bu konuda yasanın istenmesi değil, ayrıca ürünün güvenliği için bu gibi tıbbi ortamlarda testlerin yapılabileceği ve kalitenin ölçülebileceği imkanların da yaratılmasını arzuluyoruz. Bir ürünün ülkemize gelmesiyle iş son bulmuyor. Ülkeye geldikten sonra bunun denetimlerinin sadece etiket bazında değil, onun laboratuvar bazında incelemesi gerektiği mutlaktır. Ancak ticaret insanının hayatını zorlaştırıcı bir unsur vardır. Laboratuvar olmadığından dolayı bunun başka ülkelerde test edilmesi gibi bir imkansızlığı da yaşamaktayız. Bunun olmaması için yeni bir laboratuvarın ülkemizde kurulması şart. Diğer bir taraftan gıda güvenliği yasamız var. Gıda güvenliği her ne kadar da Tarım Bakanlığı'na bağlı olsa da denetim konusunda biz bunun üzerinde de duruyoruz. Ve gıda güvenliğinde ürün ta ki bir yerden çıksın, belli bir yere kadar gelsin ki o yer hala daha eksiktir. Onu şimdi yeniden hatırlatmak isterim size. Oraya kadar gelişen serüveninin ne olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Özellikle ürünü pazarlayacak olan kişiler. Bu pazarlayacak olan kişiler de haldeki insanlardır. Öyleyse hal yasasının bir an önce meclisten geçmesiniz. Biz hal yasasını meclise getirdik. Komitede yaklaşık 3 aydır görüşülüyor. Artık bunun ticareten ne kadar kar getirip ne kadar kar etmeyeceği ve kimin bunun üzerinden ne kadar komisyon alabileceği noktasındaki ince ayrıntılardadır artık detay. Ve biz bu detayın üzerinde mecliste çalışmalarımızı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. İnşallah bu da geçtikten sonra artık bir hal yasamız olacak. Hal yasanın olmasıyla birlikte işler bitmiyor. Duyarlılık o zaman üzerimize düşüyor ve bir kez daha hal yasasına bağlı olarak ülkede bir hal alanının oluşması gerekir.
bu alan küçük bir alan olmaması lazım. Veyahut da mevcut sistem içerisinde değerlendirilmesi gereken yerler olması lazım. Var mı yerleriniz? Tabii burada menfaat çatışmaları olmasından dolayı yer beğenmektir. Belediyenin elde edeceği kazançlardan tutun da diğer tüm avantajları da gündeme getirecek olursak buradaki o menfi çatışmaların da olabileceği bir nokta. Burada arabulucu tüketicilerdir. Burada arabulucu sizler olmanız gerekir. Ve bu arabuluculuğunuzda bu yasanın bir an önce devreye girmesini sağlamak gerekir. Yasa bir an önce devreye girecekse hazırlı bir mekan lazım. Eğer hazırda bir mekan yoksa bu yasanın devreye girebilmesi en az 5 yılımızı daha alır. Ve hepimiz de kullanmış olduğumuz ürünlerden iyi ya da kötü, ki kötü bilmeden yapmak kötüyü andırır. O kötüyü yaşamak veyahut da o endişeyle yaşamak mecburiyetine kalırız. Onların olmaması için bir an önce mevcut yerlerin kullanması lazım. Eski et kombinası, Siprovex gibi hazır binaların kullanıma açık yerler olduğunu ve oradaki altyapının buralarda kullanabileceğini bir kez daha anımsatmak isterim. Bu çalışmaların hepsi yapılmış, ilgili kişilerin önüne konulmuştur. Bizim arzumuz, isteğimiz, sizlerin onu sıkı, yakinen takip etmeniz, zaten yakın bir çalışmamız var. Bu yakın çalışma içerisinde olabilecek en iyisini yakalayabilme adına ve tüketiciyi hem kalite açısından hem de fiyatlandırma açısından gerçek anlamda koruyabilme adına alacağımız, üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirmektir. Onun için hep birlikte bu sorumluluğu hissedeceğiz ve bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Ben buradan söz almışken şunu da söyleyeyim, ben ticaret insanından çok memnunum. Özellikle yaşamış olduğumuz COVID-19 pandemi dönemi içerisinde kapanmada insanlarımız çok büyük bir duyarlılıkla davranmıştır. İlk önce fırsat kollayan insanlar da çıkmıştır. Ancak bunu çok erken bir zamanda belli bir anlayışla ve denetimlerimizle elimine ettik, azalttık ve ortadan kaldırdık. Ve onların bize göstermiş olduğu o duyarlılık ve anlayış gerek ticaret insanımızın gerekse tüketicimizin yapmış olduğu ikazlar ve memurlarımızın çalışması bizlere çok büyük kazançlar getirmiştir. Onun için ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve bu güzel fırsatı ve bu güzel günü bizlere yaşatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketicileri Derneği'nin hazırlamış olduğu birçok olay var sanırım. Bunların yerini alabilmesi için sözümüzü burada sonlandırmak isterim. Ve daha kaliteli, daha yaşanabilir ve gururla bahsedeceğimiz vatandaşı olduğumuz bu ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzdan gururla bahsedeceğimiz o yasaların da birlikte getirdiği bir yaşamın hepimize hayırlı olmasını dilerim. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan her zaman için gurur duydum ve bu gururla da yaşamaya devam etmek istedim. Onun için hep birlikte bir tek şiarımız vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en üst noktaya çekebilmek. Kurallarıyla, yasalarıyla, her şeyiyle, davranışlarımızla bunu yapabilmek. Bu hepimizin layıklığı. Teşekkür ederiz, saygı duyuyorum.